Günaydın sevgili dostlar. Bugün saat sabah 5'te uyandım. Sabah saatin şu anda 6'sı ve arabamızı yükledik. Ve nereye gidiyoruz? Bugün hayatımda ilk defa pazar tezgahına çıkıyorum. Ürünlerimizin bir kısmını pazarda satmaya karar verdim. Tüm detayları sizinle paylaşacağım. Bu benim için de bir ilk. Bugün kaç tane yeni şey öğreneceğim, kaç tane şeyi tecrübe edeceğim, ne kadar hata yaptığımı, neleri eksik yaptığımı bugün sizlerle beraber ben de tecrübe edeceğim. Bakalım hakkımızda hayırlı olsun inşallah. Dalaman pazarında olacağız. Instagram hesabımdan Tolga Yalçın Yaşa Bu Hayatı, Instagram hesabımdan da artık bundan sonra çıktığım pazarları, eğer başka bölgelerdeki pazarları da çıkarsam orada muhakkak duyuracağım. Eğer Instagram hesabımı takip etmiyorsanız takip etmenizi rica edeceğim. Bugün Dalaman'dayız. Hayırlı, uğurlu olsun. Buralarda olanları bekleriz efendim. Görüşmek üzere. Şimdi arabamızı boşalttık sevgili dostlar. Bunlar daha Gaya Doğal Pazar'da duyurmadığımız zeytinyağlarımız, narlarımız, limon. Burada hikayesini daha sonra anlatacağım. Yumurtalarımız. Ve ballarımız nerede? Yani en altta kalmış. En altta da ballarımız var. Birazdan bunları yerleştireceğiz. Bunları indirelim. Dostlar hayırlısıyla ilk pazar tezgahımızı açtık. Narımız. Limonumuz. Yumurtalarımız, ballarımız ve zeytinyağlarımız. Evet. Bol bereketli olsun inşallah. Bu da tezgahımızı paylaştığımız komşum. Onların ürünleri de böyle yarı yarı paylaştık bu tezgahı. Teşekkür ederim abi. Sevgili dostlar, pazar maceramızın sonuna geldik. Şimdi tezgahımızı toplayacağız. Topladıktan sonra daha sessiz, daha sakin bir yerde pazar izlenimlerimi ve bugün neler öğrendim onları sizlerle paylaşacağım. Harika bir gündü, harika deneyimler yaşadım. Güzel bir tecrübe oldu benim için. Şimdi ben tezgahımı toplayayım. Sonrasında sohbetimizde görüşmek üzere. Ertesi günden herkese merhaba sevgili dostlar. Geçtiğimiz gün bir pazar macerası yaşadık ve o gün hava karardığı için tecrübelerimi sizlerle paylaşamadım. Şu anda o gün bana neler kattı, ne gibi olumlu tecrübeler, ne gibi olumsuz tecrübeler edindim, bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Söyleşimize başlamadan önce buradan bütün pazarcılara sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Çünkü yaptıkları iş gerçekten inanılmaz zormuş. Yani biz pazar alışverişi yaparken orada geçirdiğimiz maksimum bir saat içinde orada neler yaşandığını gerçekten hiç bilmiyormuşuz, anlamıyormuşuz. Şöyle bir gelip geçiyormuşuz içinden. Fakat onun ön hazırlığı, orada geçen bütün gün, sonrası, toparlanması vesaire ki şu anda yaz mevsimindeyiz. Gerçekten çok zor, çok emek isteyen, fizik gücü isteyen ve gerçekten çok büyük sabır isteyen bir meslekmiş. O yüzden bütün pazarcılara buradan selam gönderiyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Şimdi ben bu bir günlük pazar tecrübemde neler öğrendim, bu bana neler kattı, bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bu tecrübenin içinde hem iyi hem de kötü tecrübeler var. Kötü demeyeyim de hem zorlukları diyeyim, biraz da olumsuz yönleri diyeyim. Çünkü kötü diyemem. Bunlarla başlamak istiyorum. Şimdi
İşin bir kere zorluğu var. Yani bir pazarcıysanız eğer oraya sabahın ilk ışıklarıyla gitmeniz ve aracınızı oraya sokmanız, tezgahınızı oluşturmanız lazım. Hatta bazı tezgahları gördüm. Geceden oraya gelmişler, tezgahlarını kurup üstlerini örtmüşler ve sonrasında sabahleyin gelip tezgahlarını açmışlar. Şimdi bu çok erken saatlerde oraya varmak demek, oraya bütün gününüzü geçirecekseniz ve tek başınızaysanız gerçekten bir uykusuzluk problemiyle karşılaşabilirsiniz. Tek başınıza yapıyorsanız. Ben o gün mesela sabah çok erken kalktığım için, akşama kadar orada tek başına olduğum için kahve ve çaya abanarak o uykusuzlukla mücadele etmeye çalıştım. Bu ilk zor kısmı. İkinci zorluğu, o yorgunluğun üstüne o tezgahı, oraya getirdiğiniz ürünleri tekrardan yükleyip arabaya götürmeniz gerekiyor. Bu da fizik gücü isteyen bir iş. Çünkü o 20 kiloluk, 30 kiloluk kasaları taşımak zorunda kalıyorsunuz. Tabii ki ben acemi olduğum için bütün ürünü tezgahın altına ve etrafıma getirdim. Bunu öyle yapmamamız gerekiyormuş. Arabayı depo gibi kullanacaksınız. Orada satışı gerçekleştireceksiniz ve ihtiyacınız kadarını tekrardan gidip arabadan almanız gerekiyormuş. Bu benim öğrendiğim en önemli tecrübelerden biri oldu. Sonraki zor kısmı insan ilişkileri. Tabii ki herkes aynı değil. Sizin bir insan olduğunuzu unutan insanlar oluyor maalesef. Önünüzden geçiyor, fiyat soruyor, siz cevap veriyorsunuz. Hiçbir tepki vermeden kafasını çevirip gidiyor. Kalıyorsunuz böyle ya, yani en azından bir şey söyle, teşekkür et ya da hani insanlık namına bir başını salla. Yani çok büyük bir şey de beklemiyorsunuz ama o şekilde yaptığı zaman kendinizi, ben bir robot muyum, ben bir insan mıyım, neyim? Ya bu insan ilişkileri konusunda tabii ki çok farklı. Tabii bu bütün insanları aynı kefeye koymamak lazım. Böyle diyaloglarım da oldu ama diğer yanda o kadar güzel, o kadar unutulmaz. Yani bu işin aslında neden yapılması gerektiğini, benim için ne kadar uygun bir iş olduğunu, bana bu farkındalığı yaşatacak çok güzel insanlar ve çok güzel diyaloglar da oldu. Bu işe devam mı? Devam. Tezgahta yer bulduğum sürece, pazarda yer bulduğum sürece haftada bir gün bu tezgaha çıkmak istiyorum. Çünkü bu bizim dede mesleğimiz. Benim dedem de pazarcıymış. Babam da onun yanında çalışmış. Sonra bakkaliyeleri varmış. Ben bu işi yapmaya başladığımda amcamdan gelen mesaj: Tolga, bu işi kesinlikle bırakma. Direkt pazarlama çok sağlıklıdır. Sıcak paradır. Satışını yaparsın, paranı alırsın ve iş biter. Ben bunu herkese tavsiye ediyorum. Kendi çocuğumu da bu yönde yetiştireceğim. O yüzden direkt pazarlama, sıcak pazarlama. Ben inanılmaz memnun kaldım ve çok güzel tecrübeler edindim o gün. Bir diğer zorluğu da sonuç olarak bu işi sokakta yapıyorsunuz. Yani açıktasınız. Şu anda sonbahardayız ve mevsim şartları ılıman. O yüzden sorun yok. Ama önümüz kış. Yağmur olacak, rüzgar olacak, soğuk olacak. Dolayısıyla bu işin en büyük zorluklarından biri de sonuçta bu iklim koşullarıyla mücadele etmek zorundasınız. Şimdi gelelim işin güzel ve beni çok mutlu eden kısımlarına. Birincisi, ben insan ilişkilerini çok seven bir insanım. Sohbet edeyim, muhabbet edeyim ve sonuçta burada bir alıcıyla satıcının birebir karşı karşıya gelmiş olduğu bir satış platformundasınız. Göz göze bakıyorsunuz, sıcak bir temas var ve o müşteriyi bir vücut lisanı ile bile tezgahınıza davet edebiliyorsunuz. Önünüzden geçen bir insan var. Eğer siz orada onunla ilgilenmezseniz o kişi yürüyüp gidebilir. Ama siz ona bir bakıyorsunuz, o da size bir bakıyor. Ufak bir tebessüm hemen tezgahınıza geliyor. Bu müthiş bir şey. Yani bunu sağlamak, bunu başarabilmek ve sonrasında acaba alsam mı almasam mı noktasındaki o müşteriye eğer sizden bir ürün almasını sağlayabiliyorsanız bu müthiş bir tatmin duygusu sağlıyor insanda. Kaldı ki benim ürünlerimin fiyatı pazar şartlarına göre yüksek. Çünkü biz konvansiyonel üretim yapmıyoruz. Bizim yapmış olduğumuz ekolojik ve doğal bir üretim ve fiyatlarımız buna bağlı olarak normal fiyatlardan biraz daha yüksek. Tabii ki bunun sorununu çok yaşadım. Gelen kişiler öncelikle fiyatın neden yüksek olduğunu soruyor ve ben onlara bunu anlattığım zaman akıllarına yatıyor ve alışverişlerini yapıyorlar bir kısmı. Bir kısmı da hayır, benim böyle bir kaygım yok, ben ucuzunu arıyorum diyor ve teşekkür edip ayrılıyor. Bu tercih meselesi. Ama pazarda olmak, birebir müşteriyle göz göze olmak, bu sıcak ilişkileri, bu diyalogları kurmak, satın alsa da almasa da orada bu sohbeti, muhabbeti yapmak benim inanılmaz hoşuma gitti ve o yüzden bu işi sürdürmeyi çok istiyorum. İkinci olumlu kısmı, parayı direkt olarak kazanıyor olmanız ve çantanıza dolduruyor olmanız. Çünkü şu anda günümüz koşullarında hiç kimse parayı görmüyor. Maaşınız yatıyor, bilgisayar ekranında rakamları görüyorsunuz. Oradan kiranızı ödüyorsunuz, oradaki rakamlar gidiyor. Kredi kartınızda ya da para kartınızda
marketten alışverişinizi yapıyorsunuz. Yine orada paralar eksiliyor ve parayı görmüyorsunuz. Ve bu unuttuğumuz bir duygu. Orada eski sistem ticareti yaşamak benim çok hoşuma gitti. Malınızı satıyorsunuz, paranızı alıyorsunuz. Sat, al, sat, al. Para çok emel, para çok emel, para çok emel. Bu gerçekten bizim eski dönemlerde yapılan ticaretin aynısı ve muhteşem. Paranı alırsın, kazanırsın, gider ödemeni yaparsın, karını ayırırsın ve hayatına bakarsın. Bir diğer olumlu kısmı, müşterilerden dönüşleri anında alabiliyorsunuz. Bu da size ilerleyen aşamalarda, ilerleyen günlerde ürün çeşitliliğini nasıl arttıracağınız veya neleri ekleyip neleri çıkarmanız gerektiği konusunda anında bir fikir sağlıyor. Bu çok önemli bir özellik. Sonrasında bir de şu var, yeriniz belli. O kişi sizden o ürünü aldıktan sonra evine gidip eğer memnun kalırsa önümüzdeki hafta bir daha gelip sizi arayacak. Aynı zamanda biz internetten bir satış yapıyoruz. Gaya Doğal Pazar adı altında bir satış yapıyoruz. Şimdi sonuç olarak internet ortamında bir güven problemi olabiliyor ister istemez. Bizim ürünlerimiz sonuçta şu anda bir yerde dokunulabilir gerçek bir ürün. Bir pazarda satılıyor ve aynı zamanda buna gelip alamayan kişilerin internet üzerinden bunları alabilme şansı var. Yani gerçek bir ürün olduğunun da aslında bir yerde ispatı ve sağlaması olmuş oluyor. Bir de tabii ki yeni insanlarla tanışmak, yeni hikayelere ortak olmak, o pazar ortamındaki esnaflık duygusunu, esnaflık muhabbetlerini de yaşamak, orada o esnafla beraber oturup çay içmek, problemlerini dinlemek, o problemlere ne gibi çözümler üretebileceğimizi tartışmak da ayrıca çok güzeldi. Evet sevgili dostlar, benim bir günlük pazar tecrübelerim ve yorumlamalarım bu kadardı. Eğer sizlerin de benim söylemeyi unuttuğum, aktarmayı unuttuğum kafanızda sorular varsa lütfen yorumlar bölümüne yazın. Onların hepsini okuyup teker teker cevaplamaya çalışacağım inşallah. Önümüzdeki haftalarda yeni tecrübeler edindikçe bu tecrübelerimi de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Böylelikle bu videomuzun da burada sonuna gelmiş olalım. İzleyip vakit ayırdığınız için sonsuz teşekkürler. Yeni hikayeler ve maceralarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu ve sağlıklı günler.